Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün Kardelen yok, tabii ki İzmir'e gitti. Ben de kendim açılışı başlattım, Uşak Pazarı'na geldik. Nazan, kayınvalidesi Ayşen abla, ben tabii ki ondan arabayla geldim. Beraber pazar harcı göreceğiz. Şöyle hem aldıklarımı göstereyim. 15'te gider ama geri gelmez. İşte ben sahibi değilim diye. Vallahi ben daireyi almaya geldim. Fasil aldık bir kilo turşu kurmak için. 15 tane kadar. Dolmalık biber alacağız. Kaç alacak senin? Nazangir buradan turşuluk salatalık alıyorlar tabii ki onlar da. Şöyle artık gidiyoruz. Nazan salatalığı 20. Nazan salatalığı 20'den aldınız değil mi? Biz havtayı alacağız. Nasip olursa Kardelen'le beraber geliriz. Şimdi dolmalık kırmızı biber alacağız dolabı koymak için. Burası asıl bahçıvancılan bölümler oluyor. Nazan yürü bakalım. Biberler bitecek yoksa. Biberler bitecek yoksa dedim. Kardelen'in yeri arıyorsunuz mu derseniz arıyorum yerine. Nazan abası deyip durdu beklemeyecekti. Yakında bu kızı gönderecek bir yuvadan bu. Şöyle pazarımız, uşağımız, çarşamba pazarı. Ah Nazan biberler. Ben dayarım. Şimdi ben birinden konuşuyordum. Biz kardeşim kayınvalidesinden. Buradan da dolmalık biber bulduk. Tabii ki bunları defrize koyacağız. Özel bunlar dolmalık gibi şu şekilde gösteren. Nazan sen kaç kilo alacaksın? Ben 3 kilo alayım bari ya. Dolabı biz seviyoruz. Burada balık pazarın. Balıklar da sezonu gelmiş artık. Balık pazarın yan tarafındayız. Çiçekler de çıkmış. Ondan da alıp da karışık turşu kurmalı. Nazangil Alagos'undan. Raman amca. Erik ne kadar? 10 lira mı kilosu? Ay yumuşak ya. Ben biberimi alacağım. Nazangil'den ayrıldık. Dolmalık biberlerimi aldım. Şimdi Dari eri almaya gidiyoruz. Tabii ki beni izleyenler bilir. Daireyini alacağız. Böyle gökkeni gruduyoruz. İpi çizip ondan sonra bizim gılı gılı topalakta yalancı turşunun içinde birebir oluyor. Valla tabii ki şaşıranını alıyordur. Bu kadın kendi kendine iyi konuşuyor diye. Elini telefonu almış. Sizler istiyorsunuz. Biz de çekiyoruz. Elimizden geldikçe güzel bir şeyler olmasına çalışıyoruz. Gayret de gösteriyoruz tabii ki. Gitgide bu üzümün yerine birkaç soru varmaz. Zeytin, salamura zeytincisi gelir yerine. Allah'ın köylülerinin herkesin yemeğini boşa gidertmesin. Tabii ki mahsulünü burada satacak. Kardelen'im gezmeler de geziyor. Gelsin valla 40 yılda bir yer içecek denk geldi. Gözde ablası onu gezdirir artık. Karı yazdın mı diyor? Karıyla tarası işte. Şimdi bakınız. Şuradaki dairiklerden alacağım. Bir daha dolaşayım. Gelem şöyle bir. Bulursam. Hep senden alsın. Kimseden almaz. Tabii ki buralar köylülerin olduğu yer. Teyze erik ne kadar ya? 5 lira. 2,5 oluyor mu olsun diyor. Bu daireye değil mi? Daireye. Bu erince, kuruyunca suyu kırmızı mı oluyor, sarı mı oluyor böyle kara mı çıkıyor mu suyu? Karamaz. Sarı olur. 2 kilo bundan verecek mi? Şimdi arkadaşlar bir yerden aldıydım. 2 kilo.
Buradan yeniden 10 milyondan alacağım 2 kilo daha. Abi dedim burada çekebilir miyim? Tabii ki çekebilirsin dedi. Abi 2 kilo daha çekiversen bana. 2 kilo daha çekebilirim. Biri 1 kilo ayrı olacak. 1'er kilo ayrı mı olacak? He, bir tane 1 kilo ayrı, 2 kilo da ayrı. Görüyorsunuz arkadaşlar bak. Bizim daireyimiz bu. İşte bu şekilde kırmızı. Bunu ipi çizeceğiz, kurutacağız. Topalakta daireyinde bir güzel olacak. Şu yok. Bu da şeker pancarı. Kaynat. Önce Allah doğal, ilaç yok, bir şey yok bak. Tabii biliyoruz abi, biz de köylüyüz. Hakiki fırın var bu. Biz de bozkuşluyuz, bozkuşlu. Ben de kaynatırım her sene yemek için. Şimdi artık burada kapatayım, sonra kaldığım yerden devam edelim. Aslında gırışırı, tertemiz abla, ilaç yok, bir şey yok. Sağ ol abi, biz de köylü olduğumuzdan bizde de iyi kötü bulunuyor bir şeyler. Şimdi yaklaşık 2, 4, 5, 7 kilo dairinden aldım. Torbaları koyduk patatesini oraya. Diyemedim patatesini oraya. Nazangil'in yanına gidiyorum. Şimdi de jelaponi biber alacak onlar. Bey kalmışlardır, bey kalmamışlardır. Biz onu kurduk. Buglar ne kadar deseniz cansız ama balık pazarının köylülerin olduğu yerle hareketli oluyor. Köy mahsulü olduğu için. Vallahi ben gezmişken gurbetçilerimiz bizimden bir, onlar da gezmiş oluyorlardır. Şöyle bir bakayım, bir Nazangil'i görebileceğim acaba. Balık pazarının oraya doğru gelin dediler. Ben gördüm, sizler de görmüşsünüzdür. Aldınız mı jelaponiye? Şimdi balık alacağız. Duruma göre kardelen yok. Eşim yolda, oğlumla ikimiz evdeyiz. Yarım kilo alsak bize yeterli. Nazan ne alacaksın lan? Ben alacağım. Ben bakacağım, alacağım. Yarım kilo alsam yeter bana ya. Benim bu arkada gitti sağlık. Beni de eve aramaya geliyor. Buyurun. 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 Bir de çekiyoruz, sakıncası var mı? Abi gel buyurun. Abi. Ben de çekebilirsin. Taze de değil mi bunlar? Güzel. Abi la bak, bize de çekebilirsin, bize de çekiverin. Şu ne ki? Beni çekecekleri geliyor. Valla çekemedim abi. Abi bak gidiyoruz. Olur. Balığı tazeyi de alacağız. Ben temizliyorum. Evet. İzmir hamsisi mi? Kardele balığı. Bu da Karadeniz hamsisi. Ezik çok bize bu parayı vermeyecek. Azeri garanti. Ne gördün onu arıyorsun abla? Tavuk balığı. Bir kilo sandım. Al temizleyelim abla. Hamsi 40 lira. İzmir hamsi 40 lira oldu. 40. Sen şundan ne kadar? 1 kilo temizleyebilecek misin abi? Karadeniz hamsi de vereyim mi? Kuskumru var 50. Al temizleyelim. Zaten balık pazarı. Görüyoruz. Kuskumru diyorlar. Hepsini diyorlar. Şimdi arkadaşlarım, balığı aldım. 1 kilo aldım. Tabi kafasıymış, çöpüymüş diyen gibi o azalıyor. Şimdi de şuradan limon alacağım. Alırsam da marul alırım. Limon ne kadar? 20. Yarım kilo verir misin? Aldım. Ne kadar limon? 20 lira abla. Şöyle bir tane de kavurcuk alayım. Şunu da çekiveceğim. Tane oluyor değil mi bu? Bu ne kadar? 10 milyonu bu. Tamam. 20 milyona bayılacağız şimdi. Herhalde gelir. Şimdi çoğunu aldık. Şu özellikle şeftali aldım. 2 kilo. Bunu da kurutacağım. Deneyeceğim bakalım. Valla Nazan'ın şeftali esnaftan dışı tabak demişler. Bostandan dışı kabak demişler. O poşetten dışa çıktı. Şimdi birazdan köye gideceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tabii ki eve gittikten sonra eriklerimi dizelerim.
tripodu ayarlar, ondan sonra ipi dizeriz. Nasip olursa yağışlı olmadığı günlerde vurur. Şöyle bir daha bir kez daha sizlere gösteriverim. Uşağımızın çarşamba pazarı işte. Tabii ki önceden daha bir iyiydi burası. Saçlığa indiği için güneş bir yandan, kışın soğuk olur, yazında yakar insana. Arkadaşlarım, biz şehirden geldik. Ben sabah kahvaltısı etmeden gittim. Geldim, bir güzel karnımı doyurdum. Dünden kalan katmerleri yedim. Şurada gördüğünüz gibi erzaklara, naneden, dut, unundan, biberinden, soğan harcından. Bu makineden benim de var aynısından. Necmi abi de var burada. O da iç ağrısını çekiyor tarhana içini. Tabii ki tarhana garcekler. Bu Ayşenaba'nın tarhana malzemesi. Onlar yağınan değil mi Ayşenaba? Domatesi köşülüyorlar. Aynı bizim yaptığımız gibi soğanıymış, kırmızı biberi, yeşil biberi, ekşili yoğurdu. Ha, un sana çok gelir değil mi Ayşenaba? İşte ettiğimiz kadar. Ha, ettiğimiz kadar garılacak. Bir yandan Necmi abi çekiyor. Ben de naneden ekleyeceğim. Bu da yeşil nane. Fazlasını tabii ki hepsi bu katılmayacak. Bir de öyle zannedersiniz. Neredeyse 5 bağlam vardır. Onu da kurutacaklar. Şöyle pazar torbalarda fasulye de şey edecekler. Köşütecekler. Bugün bunlar gelin kayınla. Yattıkları yeri beğenecekler. Yetişerse çıkaralım ben. Ama sen olsun. Şimdi Nazan'ınki de hazırlandı. Naneyi de ayıkladık. Şöyle yakından yeniden gösteren size. Bu Ayşenaba'nınki yeşil naneyi doğradı. Makineden dedi geçirmeyeyim, işi garanti alayım diye. Bizler tabii ki valla burası acı olduğundan insanın genizini yaktı. Kuru tarhana katıyoruz mayalanması için. Ayşenaba gildi fırından aldılar. Hamur mayı söz zaten ekranda gözüküyor. 5 milyonluk bir pidelik. Mayalanması için ondan katacaklar içine. Şöyle ben taşidi gösterivereyim size. Bu Nazan'ınki soğanı bol, kırmızı biberi, acı biberi. Hepsi içinde yoğurdu. Vallahi insanın yemeğini diyeceği gelecek. Şuna bak. Ne yedin? Yemeyeceksin. Acı aşını bir yemem. Gördüğünüz gibi. Biraz eriymiş de ben bunu onu. Şöyle de bakın. Bu da kuru nane katıyorlar canlıca içine. Sen bayağı kattın Nazan. Yeter mi? He yeter. Bence yeşil nanen de çok. Gelin kayınla bunlar yarışacaklar. Ben şimdi bunları bir horon çalacağım. Haydi haydi diyecekler. Hem oynayacaklar hem katacaklar tarnaya. Ayşenaba ben oraya araya geçeyim de katıverem bunu. Vallahi bir tadına yedirsin yarınca. Ben nereye oturayım Nazan? Sen ha otur. Ha katıvereceğim. Otur ha, ne gerek var kızım ga? Niye? Ben sizin mortumuzdan şimdi, ha şöyle katı ver. Hayır hayır. Ha. Sen kime? Hayır benim yedicim. Benim yedicim. Ben Lokman. Kızım Akçe sen. Ayşenaba karıştıracaksın mı? Sen şey ver, seninkinin katı verin Ayşenaba. Geri kalan, sona kalan dona kalırmış her zaman için. Allah'ım galiba azdanına yedirsin. Benim tarhana herhalde 15 gün mü ne oluyor? Ayın kaçı bugün Ayşenaba? 14. He, tam 14. gün oldu benim tarnağım garalala. Valla uşağımızın tarnası meşhurdu. Tabii ki her yörenin kendine göre tarnası vardır da. Ama her yakada da duyuyoruz. Uşağınki uşağınki derle. Katmayın daha değil mi Ayşenaba? Azıcık bir girse. Katayım mı? Kat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım galiba ağız tadına yedirsin. Amin. Eşine dostuna, çoluğumuza, çocuğumuza. Gar da böyle katı veren değil mi? Evet. Şimdi buna ben katı veririm. Bunu Ayşenaba da garmaklayık olsun. Şimdi ben Uğralan'a katı verdim. Gelin kayınla. Girdiler yarışa bakan be. Önce şey derdik. Biri bitmeyin. Kızım olmazdı. Birini derdik. Birini. Şimdi ikimiz hamurunu yap. Katılacak. Doğru ya. Tabii ki zor olur. Bir elin nesi var demişler. Üç elin sesi var demişler. Maşallah telefonda ekranda ak gözükebilir ama gerçekten şeysi rengi kopkoyu, bir de bol naneli olduğu için. Bir de siz bunu 10-15 gün sonra göreceğiniz. 10-15 gün sonra Ayşenaba bunu dökmüş olur zaten de. Akız. Dur Cezgan sen geçe. Sen gibi. Biz 21 gün bekletiyoruz. Ayşenaba 2 hafta mı oluyor? 2 hafta 15 gün oluyor değil mi? Ayşenaba da 15 günde bu yıl benimki gibi 21 günü bana bekletecek. Sen katıver. Katıverim. Dur şöyle döneyim.
Ayşen'e azıcık katılması lazım. Çünkü o içine girecek galiba. Biberi, domatesi kendini koyacak. Şöyle onu da katayım. Havanın sıcaklığından kovuverdi ya. Akağı gibi olur bura. Katayım mı Nazan sen? Eleyeyim ben o zaman onu eleyelim. Arkadaşlarım Nazan'la Ayşen Aba tarnalarını gardılar. Şöyle size yakından göstereyim. Gösterebilirsem tabii ki. Nazan çay demletmeye gitti. Ayşen Aba da kaplarını yıkıyor. Onları ayarlıyor. Ben de boş durmayayım diye fasulye aldılardı pazardan. 3,5 kilo. Şöyle göstereyim size. Onları ayıklayacağım. Tabii ki Ayşen Aba bunlara ne diyeceğim size. Domatesli, bol domatesli. Sobanın üzerini kösürtecek. Konserve gornozlarını kaçacak. Nazan'ınki de ayrı olacak. Toplam 5 kilodan fasulye yapmış olacaklar. Burası Nazan'ın araba garajı ama Nazan da buraya kiler gibi taşitlerini koyuyor. Onları kullanıyor. Arkadaki de naneyi görüyorsunuzdur. Onları da ayıklayacağız birazdan. Ayşen Aba da koymuş kovalarını, yıkadı, onları da kapattı gitti. Şimdi arkadaşlarım en son ben siz Nazan'ın araba garajında fasulye ayıklarken göster dedim. Ondan sonra yukarı çıktık. Çayımızı içtik. Nazan bir iki bir şeyler hazırlamışmış. Karın doyurma değil mi? Ottum. Ondan sonra mallara girdim. Baktım. Akşam yemeğimizi tabii ki yedim. Burası şimdi biliyorsunuz ki Nazan'ın sonradan yaptığı ne diyeyim size, bir tane oda. Bütün eşyasını buraya koyuyor. Bulguru hatta burada ayıkladıydık. Birazdan da domateslere, fasulyeyle karışımla bunun içine kaçacaklar. Bulgur göttüm ya dün ben. Nazan bakalım açıyor tencereyi de, şunu aç bakalım. Bakınız bu işte konserveye girecek domatesinle karışık bolca fasulye. Şunu da ben gösterivereyim. Bu da Ayşen Aba'nınki. Yaklaşık bu 3,5 kiloydu değil mi? Seninki de 2,5 kiloydu. Bu böyle sıcağının aynı domates suyu yaptığımız gibi konservelerin içine dolduracaklar. Kapağını kapatacaklar. Ters kapanacak. Üzerine tabii ki örtülecek. Sabaha kadar uyusun, hava almasın diye. İnşallah kapakları da tutar. Vallahi bunu ben de merak kendi ettim. Açayım bakacağım. Domates he. O. He, domatesmiş. Onu da kösü diyorlar. Allah'ım azim. Kapalı ikisini atıvermiş ya. O gün Nazmiye Bam gelin de attı. Aa işte fasulyeyi fark etmemişim. Nane ayıklanacak mıydı? Daha onu ayıklayıverem ben. Ha, ayıklamayacağız. Şimdi katımına başlandı. Şey ben de öyle ettim. Şey değil mi? Salça biberini mi? Ben de öyle ettim. Ben kattım. Nazmiye Bam kapattı. Ben buydum gittim. Orada kapadım geldim. Bu zobanın üzerine biz Nazan'la helva bastıydık kışın. Diyemedim gitti. Vallahi yüzlerimiz, bacaklarımız, kollarımız yanmış. Kıpkırmızı olmuşuz. Etrafına şeye koyacak. Şimdi Ayşen Aba da kapatacak. Havasını aldırıyor tabii. Kenarları düzgün olsun diye. İnşallah tutar. Bir zaman benimkinde iki tanesi attıydı değil mi Nazan kaç sene önce? İki tane böyle, bir tane yarım bıraktı. Öyle olsa ben etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Aslında gözümün önünde de masanın arkasına kaptırmışım ben onu. Öyle olmasa görürüm. Misafir geldi. Öyle koyuyordum. Kapattı sıkıca, iyicelendi, havasını yakın almasın ya, diye. Yakın zamanda görsen bir şey olmaz. Bakalım kaç tane gelecek. 400 kavanoz daha değil mi Nazan onunla? Yetiyor kavanoz. Sinek mi? Evet. Havalar galiba soğudu, içerileri de alalar granlıkla. Geçen biz tarnı ama gelin. Eskisi kadar yok gale. Gelir gelir. Ölüyorlar gale soğuk şeysinde gale. Sıcaklığa gitti ya, damarını kırılıyordu. Şunu da şöyle karıştırıverin. Vallahi ekran karşısında neredeyse millet ekmeğine bandırıverecekler. Nasreddin Hoca'nın hikayesi, parası yokmuş da dumanına bandırmış. O parasını istemiş ya. Onun hesabı. Vallahi gelmedim gal, gelmeyin dedim. Gündüz şey, burada yedim dedim. He, ödünç olur dedi. Sağ olsun Nazan malları bak dedim. Gel bizde yiyem dedi. Yemek var dedi. Dedim gelmeyin, gündüz burada yedim diye. Zaten oğlan da gelecek. Eşim yok. Kardeler de yok. Katmerinden falan yiyemedim. Çay demledim. Çay içmedim. Burada içtiydim diye. Şimdi ben eve gittim. Geldim. Pazardan aldım şu dayerikleri. Hadi dediler, burada durmuş kanı git getir.
Önce kaklayacağız, sonra dinleyip ondan sonra cizeceğiz böyle. Bakınız, bunlar da katılmış. Şunların hazırını değil mi aşına bak? Bunlar da aşına bak. Üzerini örtecekler. Ondan sonra bir gün duracak. Sonra dikerttiği anda kapaklarda hava oldu mu böyle şişkinlik oluyor. Oradan biliniyor yani hava aldığı, bozulduğu. Ondan sonra boşaldırlar, yeniden kösüldü verirler. Galiba öyle olmaz inşallah. İnşallah olmaz işte. Abamın saçını biri olmuş da ben hallettim. Ertesi gün bildim hemen kapağını nazan. Yok şey olmadı. Korktum da. Galan giden azı çıktı bindalı komşumuz. Neden? Şey kavanoz bitti de bununla bunu karıştırdım. He öyle edeceğim de. He. Onunla da bir kavanoz gelir. Erikler sıra geldi. Şöyle yakından göstereyim bakın size. Aynı zeytini nasıl kaplıyorsak, dilimliyorsak bu şekilde üçe bölüyoruz. Ondan sonra Ayşe'ne bakın sağ olsun diziliyor. Nazan'la boş durdurmadım. Ödünç yaptım. Gündüz ben onları tarlada yardım ettirdim. O da telefonundan çekim yapıyor. Bakın. Adamı desem bir yarımlık alıyor. İpi de köy desem alıvermez. Ama hayvanlar bakın da ki. Ayşe'nin bu yalan bir şeydi. Yakıştı, yakıştı. He, bunları böyle çizeceğiz. Abamı gibi getirmediğim bir 2 kilo da abamım var evde. Onu da geçeceğiz. Şu da bir erik. Bunu ben yanlışlıkla almışım. Bu kırmızı aldım Yeden abi dedi ki sen gıcık erik almışsın dedi. Bunu da çizeceğiz. Bu da benimki. Nazan da yapacağız bir kilo. Bu şekilde bunları böyle biz çizeceğiz. Ondan sonra yarın da sererken sizi gösteririm. Güneş de vuracak. Yağmur yağmadığı günler. Yağmur yağken tabii içeri alacağız. Yoksa küflenir bunlar. Şimdi, Nazan abi ona göre. Islanmayacak bunlar. Bu etli ya. Aha, buraya asıverin o zaman be. Şey az dışarısı ya benim oraya sıveren. Aa buranın şey üstü kapalı ya o kadar yani şey olmaz. Yani bir şey görmeyecek. Islak gördün mü gururu yiyemiyor bunlar. Dediğin gibi anca gurur erken olmayınca. He vurmuyor ben geçen sene aldım koydum. Saselik gelindi ona. Ana bir şarkı vardı altınlarım dizi onun hesabı şu altınları getiremedim ben bugün eve be. Bunlar benim. Ama bunların kokusu var ne güzel burcu koktu. Bunlar da Sabahat kardeşim. Bu da Sabahat abamın. Tabii ki balkonu sereceğiz, kuracağız. Bu da Nazan'ın. Şimdi bunları toplayacağız. Ondan sonra Nazan kahve pişirecek. Kahvemizde içeceğiz. Tabii ki onu da gösteririz. Ayşe'ne bağır, odun tadına baksın diye armut getirdim. Günlük düşüyor, ben de günlük düşeni topluyorum. Sağ olun. Maşallah, aşık gibi değil kaldım ben Allah aşık gibi armutlarımızda. Sevgiye vereyim, Ramazan. Amin, sükun ölmüşlerimizin ruhunu olsun. Amin. Amin alacağız. Bunu ne için götüreyim ben? Şöyle sizi göstereyim. Bakınız böyle bu tam 1 kilo bu erik. Toplam bu erikten 2 kilo aldım. 2 cizli yaptık. Bunu bayağı yüksek yapmışım ben. Kendi boyumda da var hemen hemen. Eriğin biri de bunlar böyle. Aynı şekilde bunlar da sabah tabanın 12'ler cizi kaldırdık aradan. Bu da Nazan'ınki. Hatta şimdi bahçeden günlük topluyorum düşeni rüzgardan. Aşına bak tadına baksın diye getirdik. Nazan da kahve yaptık. Tabii ki burası da bilmeyenler için söyleyelim. Nazan'ın ocak evi gibi bir yer. Sonradan yaptılar. Bütün eşyası fazlasını koyuyor. İlerleyen zamanlarda tabii ki burası laminat olacak. Değerlendirecek bir oda gibi yapacak. Girişimizde görüyoruz. Bir zaman burada helva bastık. Bir kere bastık değil mi Nazan? He. Başka bir şey ettik mi burada? Yok. Etmedik. Hava soğuyor yapabiliriz. Değil mi? Ama şey sıcacık, şeyin üstü de kapalı şey, olduğunda. Şimdiden sonra galiba sıcak arayacağız ya. Bunları da evi götürdüm, balkona asılacak. Güneş de vuracak. Bunlar Sabahat'a bakıyor. Onlar belli, beyaz itten midir? Sabahat yengeme şimdiden diyem, Erikleng tadına bakam gururuyunca. He? Şimdiden diyem de, Erikleng tadına bakam. Tamam. Şey, cüzüvedik ya galiba. Geçen Hamide babamla izleyince duyacak, bulgurgan yapmış, görümcesi yaş araba. Nazmiye'nin selamı var diyor. O da gelin de bulgur yiyin diyor. Abam diyor ki Nazmiye şimdi gelemez ama bulgurun dadına baksın misin diyor. Anladın mı sen? Yani bulgurdan ver demek istiyor Nazmiye'ye. Sen de erikten Nazan'a verecek babam. Babam bizi kadar yemiyor ben de kadar ya. Kal burada olmasın da bir yanınızı etmiyorsa ben ediyor. Şey de etmiyor o. Koruk suyunu da yapmıyor. O zaman giderken yanına lazım oldukça götürüyor. Hepsini götürüveren de korusunu. Kuşlar yer bir de onların orada en iyisi götüme. He? Hepsini götüme. He, kuşlar yer orada zebil olur. Şimdi kahvemizi içeceğim. Ondan sonra kahvemizi göstereyim. Ondan sonra uykumuz gelecek zaten. Yatacağız evimizde.
Şimdi aşağı indik, Nazan mutfağa geldik. Kahvelerimizi içeceğiz. Elini kolunu sağlık. Alıştık Nazan'ın sayesinde kahveye. Onun için aşınabıydı içiyor değil mi kahveyi ben? İşte sencinin. De o da çok değil gene. Ha değil mi? Ondan sonra kahvelerimizi içeceğiz. Ondan sonra demin dediğimiz gibi evimize gideceğiz, yatacağız. Büyüdonun daha sonuna geldik. Aslında kahveyi içince uykumuz kaça. Kaça mı? Galan iş. Benim öyle bir şey galan olmaz. İşleri yapacağız. Ya hadi bunlar gelin kayınlar neydi? Jelofoni turşuları kurulacak. Ayşen abanın salatalık turşuları. Dolmalık biber aldılar. Yürüler yıkarlar, dolabı borla. Ona eminim. Benim ne olacak? Neydi? Ne eriği de? Eşek zeytini gibi bir erik var. Meri aldım 2 kilo. O kurulacak. Şeftali var, dilinecek. Aynı dolmalık biber ben de aldım. O da dolabı kurulacak. Ama hiçbirini etmeyeceğim valla. Yatacağım eve gittim ben. Başka işim yok. Hadi bakalım. Biz de yapmayacağız galiba. Yeter. Bugünlük yeter. Yeter bugün. Bugün yeter. Bugün yetermiş. Bu da video olup da bugün yetmesin. Hadi bakalım kendinize bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu videoyu çektiğimizden kardelim haberi yok. Nasip olursa 3-4 gün sonra gelecek. O zaman telefonda görecek videoları. İnşallah. Sağlığına, sıhhatına gelsin.